Şimdi sizin basına yansıyan güzel bir açıklamanız da oldu. Ordu geleceğini kazanıyor sloganıyla başlattığınız bir anonim hareket var. Şimdi bu hareketteki esas büyük resimde neyi görmemiz gerekiyor? Ve buradan nasıl bir çalışma başlatmayı düşünüyorsunuz? Ordunun dinamikleriyle, bütün renkleriyle kalkınması, gelişmesi, ordu ekonomisine baktığımız zaman bir karma ekonomi var ama ağırlıklı olarak ne tamamen sanayi, ne tamamen turizm, hepsinden tarımdan, yani karma ekonomiye sahibiz ama ağırlıklı olarak büyük parseller veremediğimiz için şehrin dinamikleri ağırlıklı olarak turizmde şehrin geleceğini görüyorlar. Ama tabii hepsinde de güçlü olmamız gerekiyor. Siz bu ordu geleceğini kazanıyor sloganıyla başlattığınız bu anonim hareketin sınırları ve çerçevesini bize anlatabilir misiniz? Tabii zevkle. Bir de ayrıca da görevimiz diye düşünüyorum. Bu konuda bakabilen herkesin de bence görevi, bunu bu şekilde hissedebilirsek ancak bir konsensus ve ilerleme sağlayabileceğimizi de biliyoruz. Yani bu sadece benimle olacak bir şey değil. Evet, bir önderlik şeydir bu. Hani sorumluluğu alıp öne çıkma halidir. Bu güzel ama sürdürülebilir kılmamız lazım bunu. Onun için de çoklu stratejiye ihtiyacımız var. Çoklu planlamaya ihtiyacımız var. Verilere ben de baktım. Bugün baktım hatta. Maalesef birçok şehri ve dünyadaki şehirleri de incelemiş birisi olarak kapasitesine oranla çok yanlış bir yerde duran şehre sahibiz. Muhtemelen şehrimiz biraz uyku halinde. Şimdi bulunduğumuz yer gerçekten orduyu yansıtan bir yer değil. Bir kere bunu kendimize yakıştıracak mıyız, yakıştırmayacak mıyız kararının tam eşiğindeyiz. Karar verme dediğiniz şey sorumluluk gerektiren bir şey. Yani Tabii. sorumluluk almayı gerektirir ve bu insanı aslında orada tutan, bulunduğu yerde tutan en önemli unsurlardan biridir. Çünkü karar verdik, sorumluluk aldık, o zaman gereğini yapmamız gerekecek. Tabii. Bu bir yüzleşmeyi de bize getirecek. Kısacası ben ordunun bulunduğu yeri hak etmediğine inanan bir bireyim. Bir orduluyum açıkçası. Örneklemeler de elimde çok olduğu için ne Tabii. yapabileceğini de çok net biliyorum. Nasıl yapılacağına da hakimiz az çok yılların deneyimiyle. Dolayısıyla orduya geldiğimizde ben açıkçası halkın ne düşündüğünü merak ettik öncelikle. Veri toplayacağız. Üstadım, Murat Üstadım, bir kere şunu anlayalım. Tabii. Veri yoksa, yani bir veri oluşturmuyorsanız gideceğiniz bir yolda yoktur. Bir kere bunu anlayalım. Tabii. Dünyanın en çok kazanan bugün bilişim şirketleri, işletmeleri veri üzerine çalışır. Yani adam bir sıfır üzerinden kodlama yapar, bir dil oluşturur, işte kompütür ortamında. Oradaki espri veridir. Bir şey eksikliği alır, bir inovatif bir yaklaşımda bulunur. Bu sorunu bu şekilde çözeceğim der. Ya da bir sorun vardır, kimse farkında değildir, zorlanıyordur. O sorunu alır. İnovatif düşünme böyle bir şeydir zaten, Tabii, inovasyon. doğru. O sorunu alır, der ki bunu kodlayacağım ve bunun bir sistematik içinde kullanıcıya ulaştıracağım ve o sorunu çözeceğim. İşte bilişim dediğiniz şey budur aslında. Doğru. Dolayısıyla veri yoksa gideceğimiz yol yoktur. Ben de ilk veriyi, şimdi ben orduyu hadi değiştirelim diye geldim. Ben ordu ilk defa değiştirilme istenmiyor ki. Evet. Muhtemelen 50 yıldır birileri Tabii. burada orduyu değiştirmek istiyorlar. Siz Doğru. şahitsiniz, bizzat Tabii. içindesiniz. Doğru. Hatta içinde olduğunuz bir durum Tabii ki. muhtemelen. Doğru. Hatta orada bir rolünüz olduğunu Evet. düşünüyorum. Tabii. Fakat bir şekilde geliyoruz ve duvara tosluyormuşuz gibi. Halk ne düşünüyor dedik, bir saha çalışması yaptık. Evet. Bir bilimsel çalışma yaptık. Birkaç şeyi ölçtük orada. Kaynaklarını doğru kullanıyor mu? İster şu, ister bu. Evet. Kullanılıyor mu? Tabii. Mesele budur. Hayır dedi. Ordunun halkı bunun farkında. Hayır diyor. Evet. O sonuçlar %90'a yakın hayır çıktı. Peki bu kapasite kullanmak istense bunu kullanabilecek bir liderlik kapasitemiz var mı diye sorduk mesela. Ona da hayır diyorlar. 2015 kişiyle sahada birebir ölçüm yapıldı, yüz yüze. Çok güzel. Ve halk, peki doğru şeyler yapılırsa bunun olabileceğine inanıyor musunuz? Yani ordu marka bir şehir olur mu dedik. Bu bazı yerlerde var. İnsanlarımız Evet. orada ulaşabilirler, izleyicilerimiz. Tabii. %90'a yakın inanıyorlar. Evet. Şimdi bakın, bu benim için yeterli bir veri.
Yani benim sorumluluk üstlenmem, almam ve öne çıkmam için yeterliydi benim için. Halk bunu istiyorsa potansiyel bir niyet var. Tabii. İyi bakıyor. Ama doğru şeylerin yapılmasını bekliyor. Tabii. Şimdi o zaman orada bir sorumluluk aldık. İşte orada öne çıktık. Yani evet. Halk talep etti. Talep bu veriden eğer halk buna inanmıyor olsaydı büyük bir oranda ve zihinsel olarak hazır olmasaydı belki de başlamayabilirdik böyle bir evet. eyleme. Halk istedi. Biz dayatmadık. Halk evet. istedi. Ve biz de öne çıktık. O zaman evet. dedi ki bu potansiyel niyeti organize edelim dedik ve yola çıktık. Evet. Burada sorunuz olursa lütfen araya girin. Tabii dedim. Ben evet. Bunun üzerine bir kurgu yaptık. Evet. Bu şehir nasıl markalaşabilir? Evet. Bunun içinde STK'lar vardı ve bireysel halkımız var. Tabii. Organizasyonel kuruluşlarımızla beraber her iki unsuru da işlememiz gerekiyor. Bakın bir kere şunu söyleyebilirim, ifade edeyim. Şu yanlıştan dönmeliyiz artık. Üstadım sizin nezdinizde de bunu söylemiş evet, olalım. Tabii. Biz bir şey yapılacaksa, şehir ileri gidecekse ilk baktığımız yer siyasetten gelen gücü kullanan evet. bürokrat, teknorata bakıyoruz. Tabii. Yerel yöneticidir, odur budur ya da temsili yöneticilere bakıyoruz. Tabii. Ya da o şehrin işte devletin temsilcisi olan valiye bakıyoruz. Bu şekilde iyileşen neredeyse bir organizasyon yok. Evet. Üzgünüm bunu yani bunu söylemek durumundayım. Sonuç kısmı bu yani. Evet. Sonuç bu. Evet. Sanatta da buna oraya bakıyoruz. Kültürde de sporda da iş dünyasında da oraya bakıyoruz. Evet. Ne hikmetse öyle bir mevkiyi oradakiler de insan sonuçta öyle bir mevkiyi adeta kutsallaştırmışız. Evet. Ya tabulaştırmışız. Herkes oraya bakıyor. Ya bu gerçekçi değil. Evet. Çünkü orası bir siyasi aynı zamanda bir siyaset alanı ve sınırlı bir alandır. Sonuçta oradaki niyetlerinden hiçbir şüphemiz yok. İyi tabii. niyetli insanlar tarafından yönetiliyoruz. Fakat evet. ister istemez bazı diyetler ve bedellerle sınırlandırılmıştır orası. Doğru. Dolayısıyla biz önce kendi göbek bağımızı kesmeyi öğreneceğiz. Halk. Evet. Asıl güç bizdedir ve biz bu gücü nasıl yöneteceğimizi bir sivil inisiyatif kanadında ele almalıyız. Evet. Siyasetten şikayetçiysek, iş dünyasından şikayetçiysek, evet. kaynakların kullanımından şikayetçiysek, sivil toplum örgütlerinden şikayetçiysek, sivil evet. toplum nereden şikayetçi olursak olalım, evet. biz bunu düzenlemeliyiz ve biz oraya bir tanım getirmeliyiz. Tabii. Resmi olmanıza da gerek yok. Yani aklı çalışıyor herkesin. Evet. Bir araya geliriz, birlikte bir konsensüs, yani birlikte tartışmak, karar almak ve uygulamak üzerine evet. veya bir kamuoyu baskısı oluşturmak üzerine organize olabiliriz. Dünyada birçok örneği var bunun. Amerika'da bir örnek vereyim. Eğer bir siyasetçi manipülasyon yapacaksa, evet. yapma yolundaysa, orada bunu gözden kaçırmanız olası değildir. Üç kişi bir araya geldi mi mikrofonun arkasında sivil inisiyatiftir onlar. Evet. Halktan. Ve onlar konuştu mu siyaset titrer. Üç kişiden evet. bahsediyorum bakın. Tabii. Dolayısıyla orada bu çünkü orada herkes kameralar oraya döner. Ve o üç kişinin dediği yani sizi izliyoruz ve sizi değerlendireceğiz dediklerinde siyasetçi bunu göz ardı etme şansı yok. Tabii. Şimdi biz bunu peki Türkiye'de başarabilir miyiz? Niye başarmayalım ki? Evet. Bu başarılabilir bir şey. Onun için sivil inisiyatif bölümüne önem vermek zorundayız. Bakın ben evet. size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Türkiye'de siyasetin vasatlığının Türkiye'ye verdiği zararı hiçbir şey vermemiştir. Çok özür dilerim. Evet. Ben siyasetin arkasında faaliyet gösteren birisiyim. Tabii tabii. Dolayısıyla orayla ilgili bir iki şey söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Tabii. Normalde konuşmayı sevmiyorum ama sadece bir faydalı tespit olsun ve bunu dönüştürelim diye söylüyorum. Şimdi... Dolayısıyla siyaseti dengelememiz lazım. Dengeyi biz getireceğiz. Nasıl getireceğimizi uzun uzun konuşacağız önümüzdeki evet. zamanlarda ama tabii. sivil inisiyatif demokrasiyi, yönetimi, eksiği fazlayı dengeleyecek en önemli güçtür. Ve biz bunun prototipini orduda oluşturalım. Ben bunun iddiasını koyalım istiyorum. Evet. Yani siyaset... gerçekten faydaya odaklanacak bir yapıya kavuşacaksa ilk yerelden bunu başlatalım. Ordu için bunu yapabiliriz. Evet. Bununla ilgili de planlamalarımız var. Tabii. Bunları konuşacağız. Tabii.
Şimdi biz orada veriyi aldık ve dedik ki o zaman biz yola çıkalım. Yola çıkalım ve şunu yaptık. Dedik ki çok ana kaç alan tesis etmemiz lazım bir vadede. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim, şunu anlayalım. Bu 3 günlük bir macera olamaz. 3 ayda, 6 evet. ayda oldu olmadı meselesi değildir. Değil. Bu zaman içinde mutlaka olacak bir güzellemedir, iyiliktir. Ama zaman meselesidir. O arada yapacağımız şeyler bu yolu kısaltır ya da uzatır. Sadece uzatır. Bakın buradaki en fena durum sadece zaman uzar. O kadar. Evet. Ama olacaktır o iyileşme. Şehrimiz kalkınacaktır. Hak ettiği yere gelecektir. Ben genelde dünyadan da örneklere baktığımızda araştırıyoruz ve pratiklerine bakıyoruz. 10 yıllık projeksiyonlar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet. 10 yıllık bir planlama yapalım şehir için. Bunun içine çok şey koyacağız ama uzun, bu konu buraya sığmaz. Ama basitçe şunu söyleyeyim. İki ana alanı bir kere çalışacağız. Bir halk, bireysel. Halkı yeni bir hikayeye ikna etmeniz lazım. Evet. Bitti. Tabii. Siyasetçiye bakmaktan vazgeçiyoruz. Evet. Onlarsız zaten yapmayacağız. Tabii. Fakat başlangıçta onlara yardımcı olalım. Biz gücü tabanda oluşturalım. Evet. Onların da işini kolaylaştıralım. Yani siz anladığınız ne demek istediğimi. Tabii tabii. Onlar da o zaman keyifle gelir. O organizasyonel yapıya destek verirler. Destek verirler. Koltuklarının desteğidir o. Tabii. Yani koltuk gücünü orada kullanmak isteyeceklerdir. Heyecanlanacaklar çünkü. Tabii. Halbuki biz hemen oturuyoruz. Böyle bir fikrim var. Hadi şimdi siz onu halle. Ya böyle bir şey yok. Yani lütfen artık bunu bırakalım. İlk yüzümüzü siyasetçiye, bürokrata döndürmeyin. Onlar sınırlı alanlarda çalışan insanlar. Onların bir yere kadar gücü. Halk sonuçta inanmıyorsa onların yapabileceği bir şey de yok. Tabii. Dolayısıyla bu bir kere bu alışkanlığı, bu davranış biçimimizi, tutumumuzdan öncelikle feragat etmemiz lazım. Bunu bir askıya alalım. Tabii ki. Sonra bu yüzden önce ne yapacağız? Bir, STK, tüm meslek kuruluşları. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. STK'larla birlikte iş dünyasını çalışmamız gerekecek. Evet. Öncelikle. Öyle söyleyeyim. Bu bir ölçek sistemi içinde gözlemleyebileceğimiz, bulunduğumuz yeri öncelikle tespit edeceğiz. Tabii. Veriler ışığında. Veriler dünya ışığında. Ölçeğinde neredeyiz biz ticaret donanımı olarak, iş yapma donanımı olarak, kalitesi olarak ve Türkiye ölçeğinde neredeyiz? Bunu anlamamız lazım. Bununla ilgili bazı çalışmaları başlatacağız. Bu konuda sizin büyük desteğiniz olacağını biliyorum. Oraya ciddi bir destek veriyorsunuz zaten bu konuda. Sağ olun. İş dünyasında yeni bir dünya ölçeğini yakalayacağımız yeni bir iş aklı inşa etmek zorundayız. Evet. Bunun yolları var, inanın bana. Evet. Korkulacak bir şey de yok. Ve de size bir müjde daha vereyim bu konuda. Evet, buyurun. Pandemi dünyada herkese eşitledi. Bakın bu büyük bir fırsattır. Yakaladık, yakaladık. Yakaladık, evet. Herkes sıvaları döküldü, boyalar döküldü. Evet, bakın söylüyorum. Tabii. Birçok dev dediğimiz organizasyonların nasıl tepe taklak olduğunu gördük. Doğru. Adeta donup kaldıklarını gördük. O ünlü kriz yönetimlerinin falan işlemediğini gördük. Doğru. Ben o konuda da çalıştığım için rahatlıkla gözlemliyoruz. Bu konuda raporlar da geliyor. Evet. Dolayısıyla aslında herkes bugün bütün dünya bir çizginin arkasında dizildik. Doğru. Ve yeni nesil bir aşırı belirsiz bir iş dünyasına doğru yola çıkıyoruz hep beraber. Evet.